AK Parti Kayseri İl Teşkilatı Kayseri'de 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle basın açıklaması düzenledi. AK Parti Milletvekili ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkan Vekili Hülya Atçı Nergis, Türkiye'deki kadın haklarının her gün daha iyiye gittiğini belirterek AK Parti'nin kadına yönelik şiddeti önlemek için ciddi düzenlemeler yaptığını ifade etti. AK Parti Kayseri İl binasında 8 Mart Kadınlar Günü'nde basın açıklaması düzenlendi. Düzenlenen açıklamaya AK Parti Milletvekili ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkan Vekili Hülya Atçı Nergis, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve birçok kadın katıldı. Açıklamada kadın haklarının önemli olduğunu belirten AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin şunları ifade etti. 8 Mart vesilesiyle emekçi tüm kadınlara selam ediyorum. Alın terinin, emeğin hakkını her daim koruyan bir medeniyetin mensubu olarak kadınların alın terlerine saygıyla selamlıyorum. Bizim aslında 8 Mart'ta vereceğimiz en büyük mesaj, Büyük Türkiye hedeflerimizi kadın erkek omuz omuza gerçekleştireceğimizdir. Bu hayalimizi beşeri sermayenin önemli bir parçası olan fabrika işçisinden ev kadınlarına, beyaz yakalıdan mavi yakalıya, kırdan kente kadar tüm kadınların emeğiyle gerçekleştireceğiz. Kadın emeğini anmayı görev saydığımız bugün de Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti olarak 2002'den bu yana hem temel insan hakları hem de beşeri sermayenin güçlendirilmesi perspektifiyle kadının eğitim, sağlık, istihdam, karar alma mekanizmalarına katılımı yönünden pek çok düzenleme yaptık. 2002'de Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakkari'de ilan edilen ilk seçim beyannamemizde kadına yönelik şiddetle ve kadın yoksulluğuyla mücadele edeceğimizi topluma beyan ettik. Her seçimde de buna yeni hedefler ekledik. Anayasadaki eşitlik ilkesi, Türk Ceza Kanunu'nda töre ve namus cinayetleri cezalarının arttırılması, iş kanununda eşit işe eşit ücret düzenlemesi, doğum izinleri başta olmak üzere aile ve iş yaşamı uyumlaştırılmasına ilişkin düzenlemeler, engelli çocuğu olan anneye 5 yıl erken emeklilik imkanı ve benzeri birçok düzenleme AK Parti döneminde yapılmıştır. Böylelikle eşitlik başta olmak üzere kadının güçlendirilmesi yasal güvence altına alınmıştır. Türk kadını pek çok Avrupa ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir. Ülkemizde kadınlar 1935 yılında ilk kez parlamentoda %4.1 oranında temsil edildi. Bu oran 2002 yılına kadar da ne yazık ki hiç aşılamamışken, bugün 2018 seçimiyle birlikte parlamentoda kadın temsil oranı %17.4'e yükselmiştir. AK Parti kadının siyasi temsil oranı kabul edilebilir eşiğe ulaşana kadar çalışmaktadır. AK Parti hükümetleri döneminde eğitim, en önemli fırsat eşitliği aracı olarak kabul edilmiştir. Kararlılığımız sonucunda 2002 yılında yükseköğretim kız öğrenci oranı %13.50 iken bu rakam 2020 yılında %48.50'ye ulaşmıştır. SGK teşvikleri, gelir vergisi ve kadın kooperatiflerinde yaptığımız yasal düzenlemeler, hibe ve fonlardaki kadın lehine yaptığımız uygulamalar ile kadınların iş hayatına işçi, çiftçi, girişimci olarak katılımını destekledik. Kadın iş gücüne katılma oranı %27'den 34'e, kadın istihdamı 6 milyondan 10 milyona yükseldi. Kadın kolları olarak bizler de hem il il Türkiye'yi dolaştığımız kadın emeği buluşmalarımız, hem de nerede kalmıştık eğitim projemizde beşeri sermayemizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız. Kadına yönelik şiddet gibi çok ağır konular tek bir kanun ile, tek bir metinle, tek bir kalemle bitecek, sonuç alınacak konular değildir. Ama şuna apaçık söylüyoruz ki bu konuda asla toleransımız yok. Bunu 2002 yılında daha ilk seçim beyannamemizde de ifade ettik. O gün bugündür kararlılığımızı ifade eden düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde anayasada Türk Ceza Kanunu'nda yaptığımız değişiklikler ve 6.284 sayılı kanun ile kadına yönelik şiddet ile mücadelede önemli mesafeler aldık.
Çalışmaları devam eden yeni düzenleme ile de kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. İHAL ve tutuklama şartlarını yeniden düzenliyor ve kadına yönelik şiddetin cezalarını arttırıyoruz. Son olarak biz AK Parti olarak büyük ve güçlü Türkiye idealimiz için çalışıyoruz. Kadın erkek omuz omuza büyük Türkiye'yi inşa edeceğimizin inancımız tamdır. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü emekçi kadınları buradan saygıyla selamlıyorum. Evet, bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Tabii toplumun %50'sini oluşturan kadınların toplumun her alanında var olması çok önemli ve hayati. Hem eğitimde, hem istihdamda, hem siyasette toplumun her alanında var olmaları gerekiyor ki toplum kalkınsın ve gelişsin. Bu noktada tabii iktidarımız döneminde ciddi çalışmalar yapıldı. Bütün Türkiye'de çocuklarımız, kız çocuklarımız eğitim alabiliyor. Genç kızlarımız üniversite eğitimi alıyor. Üniversitede okuyan öğrencilerimize baktığınız zaman kız ve erkekler başa baş. Bu noktada geldiğimiz durumun çok açık, net göstergesi. Birçok iş alanında da aslında kadınların erkeklerle başa baş olduğunu görüyorsunuz. Türkiye'deki hakimler, avukatlar, mimarlar gibi baktığınız zaman kadın erkek eşit oranlara yaklaşmış durumda. Tabii bu noktada şiddete de değinmek isterim. Haliyle bu noktada biz AK Parti iktidarı olarak çok ciddi düzenlemeler yaptık şiddeti önlemek için. Şiddet mağdurlarının tekrar şiddet görmemesi için Türkiye'nin 81 ilinde şiddet önleme merkezleri açtık. Nitekim bakanlıklarımız arasında çok koordineli bir çalışma var. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile Bakanlığı koordineli bir çalışma içerisinde şiddeti önlemekle alakalı son bir kanuni düzenleme meclise gelecek. Sanıyorum bugün komisyonda görüşülüyor olması lazım. Bu hafta içerisinde çıkacak. Şiddet uygulayan bireylerin ceza indirimiyle alakalı, ısrarlı takiple alakalı yeni bir düzenleme var. Bu noktada da çalışmalarımız devam edecek. Ben çok teşekkür ediyorum hepinize. Bugün oldukça soğuk bir gün. Sizleri fazla ayakta tutmak istemiyorum.